Ne yaptınız bakalım bugün? Nasıl geçti? Ne olsun babacığım, her zamanki gibi işte. Basketbol oynarken kavga çıkardığını ve bu yüzden cezalandığını söylemeyecek misin Emre? Neden öyle bakıyorsun Emre? Baban sordu, ben de anlatı verdim. Bu doğru mu Emre? Ama baba Aykut bilerek topu karnıma attı. Canım çok yandı. O sinirle bağırınca o da bana vurdu. Sen de ona vurdun. Hiç de değil, sadece ettirdi. Ama bundan sonra basketbol maçlarında oynayamayacaksın. Abartıyorsun Özge. Müdür bu konuyu düşüneceğini söyledi. Aa kızım, neden şikayet ediyorsun kardeşine? Ha, çok ayıp. Yok yok, öğrendiğim iyi oldu. Bana çekmiş işte. İçindekini pat diye söyleyiveriyor. Yalan söylemeyi beceremiyor. Emre, ben ne yapacağım oğlum seninle? Kaç kere konuştuk bu konuyu, söyler misin? Kaç kere? Ya çocuklar arasında oyun oynarken böyle ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Zaten senin bu telkinlerin sayesinde bu çocuk böyle şiddet ve savaş yanlısı oldu. Yok daha neler yani. Karşılık verme Emre. Hafta sonu gideceğimiz basketbol maçının biletlerini başkasına vereceğim. Ama baba haksızlık bu. Aylardır bu maçı bekliyordum. Hakan. Nana izin verirsen çocuklarını nasıl yetiştireceğine Hakan kendi karar versin. Simge haklı Nana. Sen bu konuya karışma. Şekerim hadi git sen kendi işine bak. Hadi canım. Sporun kavga dövüş değil, centilmenlikle yapılacağını öğrenene kadar seni hiçbir maça götürmeyeceğim. Ne basketbol maçına ne de futbol maçına. Hafta sonu Galatasaray'ın maçına da mı gitmeyeceğiz? Hayır. Ya uf! Görüyor musun, senin yüzünden neler oldu? Sen hayatımda gördüğüm en gıcık, en ispiyoncu, en iğrenç kızsın. Senden nefret ediyorum. Emre kendine gel. Sakin ol bebeğim. Sen çok kötü bir çocuksun. Bana neler dediğini duydunuz değil mi? Emre hemen özür dile. Hayır, dilemeyeceğim. Emre, bu yaptığının sonuçlarına katlanırsın o zaman. Emre, gerçekten bu yaptığın çok ayıp. Demek iğrencim ha? Görürsün sen gününü. Dur bakalım Emre Bey. Çok sevdiğim bir ikisinin hakkından geleyim de gör gününü. Emre, bak sana son kez söylüyorum. Çabuk yukarı gidip Özge'nin gönlünü al. Hemen. Ya neden hep kabak benim başıma patlıyor? Neden hep ben özür dilemek zorunda kalıyorum acaba? Bunu bize soracağına kendine sor bakalım. Aşkım ya, çocuğa bu kadar yüklenmeseydin keşke. Özge olgun bir çocuk. Nasılsa yarın bir gün unuturdu. Hayır Simge, çok şımardı. Yaptığının cezasını çekmeli. Yoksa biz bu çocuğu kontrol edemeyeceğiz. Aslında sadece biraz disiplinle her şey yoluna girer. Sonuçta sen bütün gün iştesin. Çocuklarla ilgilenip doğru yolu gösterecek kimse olmayınca sonuç böyle oluyor işte. Tüm sistemini çökerteyim de gör gününü. Ya kızım kalksana bilgisayarımın başından. Zaten işim bitti. Al sevgili bilgisayarını. Açabilirsen aç bakalım. Eğer bilgisayarıma bir şey yaptıysan seni mahvederim. Ya, ya. Kızım ya ne yaptın sen? Hadi oradan be sürekli. Sen çok oldun ama. Oh canımı değsin işte. Gel dedim buraya. Anne, anneciğim kurtar beni. Buraya. Sana tübüklerin gibi olduğunu göstereyim. Bu ne ya? Gel. Sen ne yaptığını sanıyorsun, delirdin mi? Ama baba o demenin bilgisayarımı bozdu. Ne olursa olsun vurman mı gerekiyor? Sabahtan beri burada ne konuşuyoruz biz ya? Odan açık, gözüm görmesin seni. Bu sefer çok oldun. Tabii o dinleyen ne neyin. Ben de senin gözünde en kötüyüm değil mi? Ya anne sırtım çok acıyor. Tamam benim prensesim. Hadi eve gidelim. Ben oraya bir güzel merhem sürerim geçer. Hadi canım. Hadi ama ağlama. Hadi. Kusura bakma Simge. Özgeciğim ağlama hadi. Bak çok üzülüyorum. Peki Hakan amca. Ay canım benim. Görüşürüz Hakan'cığım.
Hiç öyle üzgün bakmayın. Bundan sonra bu çocuğu şımartmak yok ona göre. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Ya ne yaparsam yapayım babam artık beni affetmeyecek. Emreciğim, öyle şey olur mu? Ama doğrusunu istersen sen de biraz ileri gittin. Ya Nana bilgisayarımı bozdu. Simge de Özge de sürekli babamı dolduruyorlar. Eğer Özge basket maçında olanları babama anlatmasaydı bunlar olmayacaktı. Haklısın ama kavga çıkarman hoş değil değil mi Emreciğim? Ben de oradaydım Nana. Bütün suç Aykut'taydı. Emre boş yere ceza aldı. Nana, Simge ve Özge'yi koruyor musun yani? Tabii ki hayır bir tanem. Onların sürekli kötülük düşündüğünü biliyorum. Ama onların oyunlarına düşmemek için daha dikkatli olmalıyız. Sadece bunu söylüyorum. Babam acaba onların gerçek yüzünü ne zaman görecek? Hadi bakalım uyun artık. Yarın her şey yoluna girecektir. Babanın siniri de geçer. Bak sen de Özge'den uzak dur tamam mı? Peki. İyi geceler. Hadi bakalım Emre. Özge'den özür dile de bu konu burada kapansın. Hayır dilemeyeceğim. Boş verin Hakan amca. Gerek yok. Her zamanki Emre işte. Aslında ben onu seviyorum ama nedense onun bana tahammülü yok. Hadi be kızım sinsi şey. Emre yine başlıyor musun? Hayır ben hiçbir şeye başlamıyorum. Özür dilerim. Ne biçim özür dileme bu? Hakan yeter ama çocuğun üzerine bu kadar gitme özür diledi işte. Tamam Emre'de de hata var ama biraz da onun tarafından bak. Ne kadar sinirlendiğini anlamaya çalış. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Ya her zaman böyle oluyor zaten. Yani Hakan'ın olmadığı ya da görmediği bir anda yapacağınızı yapıyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da çocuklar ya da ben suçlu oluyoruz. Sen aklını kaçırmışsın. Şaka gibi. Nana sakin ol lütfen. Bu kez sakin olmak falan istemiyorum ya. Bunların çocuklara ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Hakan, bu köylü kızının bana karşı küstahlığını sürdürmesine izin mi vereceksin? Ya ikiniz de keser misiniz artık? Oturun lütfen. Bize yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Susmayacağız artık anladınız mı? Yaşa ben ona yürü ben ana. Emre beş kardeş geliyor ama. Aferin Nana. Ha şöyle bir ezik ezik durma artık. Savun sen de kendini. Hakan duyuyor musun? Bak neler söylüyor. Düpedüz beni tehdit ediyor. Nana gerçekten biraz ileri gidiyorsun ya. Bu kadar yeter artık. Tabii bu kadar yüz verilirse olacağı bu. Daha dün geldi bugün söylemediğini bırakmıyor. Dili pabuç gibi maşallah. Gördün değil mi Nana'nın gerçek yüzünü? Hı? Hadi çıkın çocuklar hadi. Of. İyi dersler. Sağ ol. Eh be kızım. Yangına körükle gidiyorsun. Makbuş yalan mı benim söylediklerim? Değil ama haklıyken haksız duruma düştük. Simge sütten çıkmış ak kaşık gibi Hakan'ın başının etini yiyecek. Bazen her şey öyle pat diye söylenmez. Neden? Söylenmez işte böyle.